Evet, 3 Kasım Perşembe. Ben Sami Altınkaya. Türkiye'nin ekonomi televizyonu EkoTürk'e hoş geldiniz. Bugün yine yurtta ve dünyadaki önemli gelişmelerden derlediğimiz haberleri sizlere aktaracağız. Konuklarımı öncelikle sizlere tanıtmak istiyorum sevgili izleyiciler. Evet, ilk konuğumuz Doçent Doktor Cüneyt Dirican. Piyasa yönünde kendisi konuğumuz olacak. Ve dünkü Fed'in faiz kararını öncelikle konuşacağız ve piyasalardaki etkilerini, yansımalarını hocamıza soracağız. Ve Mersin Ticaret Odası Başkanı Sayın Ayhan Kızıltan bizimle birlikte olacak. Ve Mersin'in ve bölgenin aslında ekonomisindeki önemini ve yerini ve sanayicinin, reel sektörün e, beklentilerini bizimle beklenti raporunda paylaşacak. Evet, önce fiyatlamalar diyoruz. Bakalım piyasalar nasıl bugün, güne nasıl başlayacak, dün nasıl kapatmış isterseniz öncelikle ona bakalım. Borsa İstanbul yine 4000 seviyesinin üzerinde 4071 seviyesinden işlem gördü. Yine 3. çeyrek bilançolarının yansımalarını Borsa İstanbul'da görüyoruz. Dolar TL karşısında değer kazanmaya devam ediyor. 18.62'ye çıktı. Euro TL 18.30, Euro da TL karşısında değer kazanıyor. 18.30'lara geldi. Sepet kur 18.46 ve gram altın 980 lira. Serbest piyasada 1000 liranın üzerinde gram altın fiyatlanıyor. Dolar endeksinde hafif bir gerileme var. Dün Fed'in faiz kararı 75 bas puanlık bir e, faiz kararı geldi. Bu 75 bas puanlık faiz kararı ile beraber tabii ki piyasalardaki yansımalarını bugün özellikle Amerikan borsalarında çok daha fazla göreceğiz. Önce Fed Başkanı Powell'ın e, bundan sonraki artışlarla ilgili şimdiden herhangi bir e, söz söylemenin çok doğru olmayacağını söylemesiyle hafif yukarıya doğru çıkan Amerikan borsalarında ve Amerikan tahvil faizlerinde de ve diğer listelerde de emtialarda da gördük bunu aynı şekilde. Daha sonra bir kümülatif sıkılaştırma yapacağım demesi bir yeni bir kavram bu defa piyasada ortaya atması. Yani bugüne kadar yaptığımız 375 bas puanlık faiz artışı toplam yani kümülatif bugüne kadar yapılan faiz artışlarının toplamını aslında söylüyor. 375 bas puanlık bir faiz artışına bakacağız ve bundan sonraki gelen verilere bakacağız. Neye bakacağız? İşsizlik verilerine bakacağız. Neye bakacağız? Tarım dışı istihdam verilerine bakacağız. İş gücüne katılım oranına bakacağız. İşsizlik sigortasına başvuranların oranına bakacağız. Tabii ki enflasyona bakacağız ve büyümeye bakacağız. Veri seti çok geniş. Bu gelen verilere göre değerlendirme yapacağız diyor Jeremy Powell ve bu açıklamalardan sonra ee, yine Amerika'da e, borsalarda küçük satışlar gelmeye başladı. Ama ilk yansımasında dolar endeksinde 111 seviyesine kadar hafif bir gerileme olduğunu görüyoruz. Muhtemelen bu ay sonuna kadar da bu şekilde devam edecek. Euronun e, beklentiler biraz daha dolar karşısında birlerin üzerine gelmesi ya da birlere yaklaşması yönündeydi. Ama yine e, 0.98 sentte kaldı. Pant dolara baktığımız zaman Pantun dolar karşısında bir miktar değer kazandığını görüyoruz. 1.14 dolar yen karşısında 147.22 seviyesinde ve dolar İsviçre frangında da 1.0 eşit olduğunu görüyoruz. 1 frankla 1 dolar neredeyse kafa kafaya devam ediyor yolculuğuna. Uzakdoğu borsaları şu saat itibariyle düşüş trendinde. Çin-Şangay borsası 2984 seviyesine geriledi. Japonya Nikkei 27663, Hong Kong borsası 15335. Güney Kore borsası 2320 ve Hindistan borsasında da 60906 seviyesini görüyoruz. Güney Kore ve diğer Asya borsalarında da bir geri çekilme söz konusu. Avrupa borsaları bakalım bugüne nasıl başlayacak? Dünkü kapanışlar Eurostox 3644, Almanya DAX 13259, Fransa 6268, İngiltere borsası 7098 ve İspanya borsası da 7969 seviyesinde dün kapanışlar. Bakalım bugün Avrupa borsaları nasıl etkilenecek? Evet, Powell'ın aslında dünkü konuşması özellikle basın toplantısı bölümüne geçildiğinde faiz artışlarının devam edeceği yönündeki aslında beyanı. Güvercin görünümlü Şahin miydi yoksa Şahin bir Powell mı gördük? Çok da böyle ortada verilere bakacağız ama faiz artışını bundan sonra yapmayacağız demek ya da ne kadar yapacağımızı söyleyeceğiz demek çok da kolay değil. Yani açıklamalarda da şunu görüyoruz dediğim gibi kümülatif bir sıkılaştırmaya gidilecek. Yani bakacak veri setine, veri setinde gelen datalara göre faiz kararı ile ilgili karar verecek. Ama enflasyonla mücadeleyi önceliklediğini bir kere daha vurguladı Amerikan Merkez Bankası Başkanı. Zaten beklentiler yani Aralık ayındaki beklentiler 75 bas puan değil 50 puan olacağı beklentileri Amerikan borsalarında doğrudan kendini gösteriyor ve Dow Jones Endeksine baktığımız zaman 32.279 seviyesine yükseldiğini görüyoruz. Yine enflasyonun etkileriyle ve Amerika'da da bilançolar geliyor. Bilançolar tabii enflasyonist bir ortamda daha iyi performansla geldiği için çünkü zamlı fiyatlar ürün ve hizmet fiyatlarına yansıdığı için bilançolar da bunu fazlasıyla görüyoruz. Ve endekslerde de bir yukarı seyir başlamış durumda. S&P 500 3.778, Nasdaq 1.983 seviyelerine yükseldi. Tahvil faizlerine bakalım. Tahvil faizlerinde Evet, tahvil faizlerinde de yüksek seyir devam ediyor. 2 yıllık tahvil faizleri 4.60 10 yıllıklar 410, 30 yıllıklarda 414'ten fiyatlanıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bakalım Powell'ın açıklamalarından emtialar nasıl de etkilendi. İşte 10 altında yine 1637 dolar seviyesinde yine altın e, yönün yukarıya doğru çevirdi mi çevirmedi mi çok da belli değil ama 1700 doların üzerine çıkamıyor ons altın. E, Brent petrol 95 dolar e, 95 dolara çıkmış. Ham petrol de 89 dolara çıkmış. Şimdi piyasalarda aslında iki belirleyici var. Bir e, Amerikan Merkez Bankası'nın Fed'in alacağı kararlar ve bundan sonra alması muhtemel kararlar. İkincisi de Çin. Bu iki güç dünyanın ekonomik dengelerini üretim tüketim dengelerini otomatik olarak belirliyor. Örneğin Çin sıfır Covid politikasına devam edeceğini açıklarsa ve bunu birkaç ay daha devam edeceğini açıklarsa, yani Çin'deki üretim yavaşlar ve üretimde bir azalma söz konusu olursa, yani Çin'in satın alma direktörler arasında yapılan, yöneticiler arasında yapılan PMI verileri, yani üretimdeki talebin ölçüldüğü PMI verilerinde bir düşüş olursa, işte o zaman Çin'deki üretim azalması enerjiye olan talebi azaltacağı için petrol fiyatlarının biraz daha gerilemesine sebep olabilir. Ama Çin eğer üretmeye kalkar çok fazla mal üreteceğim derse unutmayın Çin sadece dünyaya artık ucuz mal üretmiyor, artık çok kaliteli ve katma değer yüksek mal ve hizmetler de sunuyor. Dünyaya sadece dünyaya sadece ihracat yapan bir ülke değil aynı zamanda Çin ithalat da yapan bir ülke ve dünyanın en büyük ithalatçılar arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi. Şimdi böyle olunca Çin'deki üretimin azalması ve artması petrol fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Şöyle etkiliyor. Çin çok ürettiği zaman petrole daha çok ihtiyacı olacağı için dünyadaki petrol fiyatlarında bir yukarı şey yukarı yükselme eğilimini görüyoruz. Çin'deki üretimin azalması petrole olan talebin azalmasından dolayı da petrol fiyatlarının gerilemesine sebep oluyor. Şimdi petrol üreten ülkeler OPEC ve Rusya'nın başını çektiği OPEC artı ülkeleri petrol arzını yani petrolün piyasaya sürülmesini azaltıp artırma yoluyla fiyatları belirleme yoluna gidiyorlar. O kimi etkiliyor? Amerika Birleşik Devletleri'ni etkiliyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde de petrol fiyatları arttığı zaman akaryakıt fiyatları artıyor. Akaryakıt fiyatları arttığı zaman ulaşım giderleri artıyor. İşte bunlar da Amerika'da enflasyon yaratıyor enflasyon yarattığı için de zaten Amerika Birleşik Devletleri'nde Fed'in yüksek faiz politikasını konuşmaya devam ediyoruz. Yani bunlar birbiriyle o kadar iç içe geçen konular ki bir taraftan da geliri petrol olan ülkeler var. Örneğin Rusya'nın da enerji kaynaklarından çok ciddi bir gelir elde ettiğini görüyoruz. Petrol fiyatları düştüğü zaman enerji üreten ve ihraç eden ülkelerin petrol gelirleri düşüyor. Petrol gelirleri düşünce ...hazinelerine giren para da azalıyor. O zaman ekonomilerinde de bir yavaşlama ve küçülme riski bu defa başlıyor. Yani dünyanın üretim-tüketim dengesi... ...ülkeler arasındaki direkt ticareti doğrudan ilgilendiriyor. O yüzden petrol önemli bir e, gösterge. İşte istihdam oranları önemli bir gösterge. Büyüme önemli bir gösterme. Enflasyon önemli bir gösterme. Yani bir ülkeye ambargo uygularken aslında kendi ülkenize de ne ne kadar zarar verebileceğiniz ya da buna ne kadar ekonominize fayda sağlayabileceğiniz çok böyle çok bilinmeyenli bir denklem gibi bunu böyle çok iyi analiz etmek ve çok iyi strateji belirlemek gerekiyor. Zaten gelişmiş ülkeler bu söylediklerimi yapıyorlar. Evet kripto piyasalarında Bitcoin'de bir yukarı yönlü seyir. Evet birkaç gündür 20 bin doların üzerinde 20.382 dolar Bitcoin TL 383.113 TL ve Ethereum'da da 1557 doların üzerinde bir satın alma söz konusu. Piyasada kriptolarda hafif yönünü yukarıya doğru çevirmiş durumda. Şimdi gelelim gazetelerde sizler için seçtiğimiz başlıkları. Ekonomi gazetelerine geçelim. Ekonomi gazetelerinde Dünya Gazetesi ile başlıyoruz. Evet, söyleşide Financial Times başyazarı Wolf'un bir konuşması var. Çin'in ekonomik kalkınmasını yavaşlatma çabalarının büyük jeopolitik sonuçları olacak. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin yaptırımları ekonomik bir savaş eylemi. Az önce söylediğim gibi eğer bakın Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki üretim ve istihdam, enerji kullanımı, üretimin azalması ve artması Financial Times başyazarı Wolf tarafından da dile getiriyor. Kilit ülke Çin yani dünyadaki ekonomik krizin rotasını Çin'deki Covid politikaları belirleyecek. Eğer Çin Covid politikalarına devam ederse dünyadaki üretim tüketim dengesindeki bozulmalar ve bir anlamda da e, küresel risklerin artmasını beraberinde getiriyor. Ama Covid politikalarında sıfır tavizden Çin devam ettiği için zaten bugün kontrol altına alınabiliyor. Değilse Çin'de bıraksa saldım çayıra, mevlam kayıra, dünya Covid'den herhalde kırılır geçilirdi. Bu defa ülke dünya ülkelerinde bir iflaslar ve çökmeler yaşanırdı. Çin'in disiplinli yönetimi ve tavizsiz, sıfır taviz politikası Covid'de Çin için önemli ama Çin durdu mu dünya böyle felç oluyor, hareket edemiyor. Bu röportajda da bunun detaylarını okumanızı özellikle tavsiye ederim. Manşete gelelim. Zorunlu menkul kıymet alımları bankaları zorluyor. Bankacılık sektörünü menkul kıymet alımına zorlayan makro ihtiyati önlemler, finans kesimi ile ekonomi yönetimi arasında polemik yarattı. Türkiye 2023 seçimlerine artan enflasyon ve yüksek bütçe açığı ortamında giriyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı bu atmosferde gerekli finansman kaynağına ulaşmak için iç borçlanma imkanlarını zorluyor. Önümüzdeki 3 ay 173.6 milyar lira olan iç borçlanma öngören hazinenin 2023 hedefi 918 milyar lira. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu'nun aldığı son makro ihtiyati önlemler bankaları kredilendirmeye ve mevduat politikalarını zorunlu sabit getiri menkul kıymet alımına yönelterek hazinenin düşük maliyetli borçlanmasını istiyor, sağlıyor. Ancak uzmanlar finans kesimi için risk yaratan bu zorluklarla bütçe açığının ve seçimin finansmanının bankaların üzerinde kalacağını savunuyor. Sabit getiri tahvil iç borç stok gayri oranının da 2023 yılında 913 milyar TL'ye TL çıkacağı bekleniyor. Zorunlu menkul kıymet alımları bankaları gerçek anlamda zorluyor. Neden zorluyor? Bakın bankaların görevi bizlerin paralarını alıp işletiyorlar, değerlendiriyorlar. Ve bizlerin paralarını bizlere sormadan bizim irademizin dışında hazine bonosu ve devlet tahvili aldıklarında, bakın çok enteresan, ve uzun vadede ve düşük faizde aldıklarında bankalara zarar yazar bu müşterilerinin kendi paralarını karlarını ancak bu şekilde yönetebilirler. Müşterilerinin kendi paralarını örneğin ben şahıs olarak mevduatımı banka beni arayıp da mevduatınızı kur korumalıya geçirin diyebiliyor. Ama burada bir zorlayıcı olamıyor. Çünkü serbest piyasa kurallarına aykırı bu yapılan. Olamayacağı için de bankalar karlarının önemli bir bölümünü diyor ki hazine ya faiz oranını düşür piyasa faiz oranını, politika faiz oranına yakınlaştır. Düşük faizle kredi ver ya da bunu yapmıyorsan karlarının bu bölümünü, büyük bir bölümünü uzun vadeli ama düşük faizli hazine bonolarına yatır. Yani bu şekilde bir zorunluluk ve zorlayıcı bir tedbir var. Burada bankalar tarafından da tabii ki tepki çekiyor. Özellikle İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'ın yaptığı açıklamalarda da bunu görüyoruz. Makro ihtiyati tedbirlerin serbest piyasa koşullarına aykırı olmaması gerektiğini söylüyor. Şimdi bir taraftan şirketlere kur korumalı mevduata paranızı yatırırsanız bunu teminat olarak alabiliriz ve kredi almanız kolaylaşır diyor. Güzel. İkincisi kredi garanti fonu desteğiyle biz harcamanızı yapın, gelin bu harcamalarınızın karşılığında size para verelim faturayı beyan ederseniz paranızı alırsınız diyor. Bu da güzel ama bundan önce iki kur korumalı mevduat fonlarda nefes kredilerinde pardon KGF kredi garanti fonu kredilerinde bu uygulama bu şekilde yapılmamıştı. Bu defa doğrusu yapılıyor. Ama bankaların kendi finansman yapılarına da zarar vermeden şirketlerin finansa erişimini de kolaylaştırmak gerekiyor. Şirketlerin finansal erişimine eğer kavuşması sağlanamazsa şirketlerde de ciddi sıkıntılar meydana gelebilir. Diyor ki senin dövizin varsa git dövizini bozdur. Ondan sonra gel e, benden de kredi isteme. Eğer benden kredi istiyorsan döviz stokun, döviz, döviz rezervin yüksekse önce bunu bozdur. Ondan sonra bana gel diyor devlet. 10 aylık dış açık 91 milyar dolar. Evet Ekim'de dış ticaret rakamları açıklandı. Ekim'de ithalat 20.3 İhracat 21.3 milyar dolar oldu Ekim ayında. Sadece Ekim ayından bahsediyoruz. Ekim ayı dış ticaret verileri İstanbul'da açıklandı. Buna göre ihracat geçen yılın aynı ayına göre %2.8 artışla bakalım 21.3 milyar dolara ulaşırken ithalat %31.9 artışla 29.3 milyar dolar olmuş oldu. Şimdi ithalat 29.3 milyar dolar. İhracat 21.7 milyar dolar. Yine ithalat ve ihracat arasında bir 8 milyar dolarlık bir fark görünüyor şu an itibariyle sadece Ekim ayında. Ancak Ekim Ocak döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ihracat %15.4 oranında artışla 209 milyar, ithalat %39.5 artışla 300.5 milyar dolar oldu. 10 ayda dış ticaret açığı 91 milyar doları aştı. Böylelikle bakın 300 milyar dolar nerede? 209 milyar dolar nerede? 91 milyar dolar ilk 10 aydaki açık. Verileri değerlendiren Ticaret Bakanı Mehmet Buş, paritenin dış ticaret açığını artırdığını belirtirken, Tim Başkanı Mustafa Gültepe, ihracat e, kilogram katma değer değerinin %19.7 artışla 1.64 dolara yükseldiğini kaydetti. 1.20 dolarlardan 1.64 dolarlara geldik. Bu başarı ama yetmez bir başarı. Bunun da altını çizelim, devam edelim. Evet, bu arada tabii ki bakıyoruz Müsyat Expo'da iş bağlantısı hedefi 5 milyar dolar bir fuar söz konusu. Müsiyat Expo Ticaret Fuarı 2022 TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaretçilerine açıldı. 124 ülkeden gelen sanayici ve iş insanlarının katıldığı fuarda 5 milyon dolarlık, 5 milyar dolarlık iş bağlantısı hedefleniyor. 5 milyar dolar Türkiye için şu anda çok önemli bir rakam. Bu paraların, bu ticaret hacimlerinin ve iş birliklerinin fuarlarla artması da tabii ki sevindirici. Tahıl koridoru yeniden açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putinle görüştüğünü belirterek tahıl koridorunda sevkiyat önceden planlandığı gibi devam edecek açıklamasını yaptı. Erdoğan Putin ile önceki gün yaptığı görüşmede Rus Savunma Bakanı Sergey Şavlo'nun Şavgu'nun Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı arayarak dün saat 12'den itibaren tahıl sevkiyatının yeniden planlandığı gibi devam edeceğini bildirdiğini söyledi. Erdoğan Partisi'nin meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada Sayın Putin ile mutabık kaldığımız gibi öncelikle Afrika'nın fakir fukara, garip gulaba ülkeleri için bu koridor işleyecek Somali Cubiti ve Sudan'ın ilk etapta ele almayı o da bize tavsiye etti diyor. Bunu da yapacağız ifadesini kullanıyor Erdoğan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu geliriyle cari açığı kapatıyorlar sözlerine de sert tepki gösterdi. Bunu da buradan belirtelim. Verilen vaatlerin çoğunu biz zaten gerçekleştirdik diyor. İstanbul Ticaret Odası Başkanlık için yeniden aday olan Şekip Avdagiç. Sahadan gelen bilgilere göre yarışta açık ara önde olduklarını savundu kendisine. Rakip grupların seçim vaatlerini değerlendiren Avdagiç. Arkadaşlarımızın seçim vaatlerini açıklarken bizim 4 yıllık icraatlarımıza bakmalarında yarar var. Çünkü vaatlerin büyük bölümünü biz zaten yaptık. İTO'da başlattığımız büyük projelerimizi tamamlamak ve tamamlayamadıkları tamamlamayanlara da yenilerini eklemek için yoldayız açıklamalarını, adayız açıklamasını var. Lastikçiden organize sanayi bölgesi, e, lojistikçiden organize sanayi bölgesi talebi, Bursa'da depolama alanı ihtiyacı karşılanamıyor. Özellikle lojistikçiler Türkiye'nin üçüncü büyük ihracat kenti Bursa'da lojistik sektörü temsilcileri depolama alanı sorunuyla karşı karşıya olduklarını, yüksek arsa maliyetleri nedeniyle büyük ölçekli depolama alanı ihtiyacını karşılayamayan lojistik şirketleri, arsa tahsisleri ile bir modelle 1000 ila 6000 dekar, hektar büyüklüğünde bir alanın sektöre açılmasını talep etti. Teknosap benzeri bir uygulama, Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi Bursa'da biliyorsunuz. Organize Sanayi Bölgesi çatısı altında toplanmak isteyen sektör temsilcileri bu sayede Bursa'nın markalar için lojistik üst olabileceğini söyledi. Bu arada Konya Kağıt karını %763 oranında artırmış. Bu da Dünya Gazetesi'nin birinci sayfasındaki haberinde devam ediyor. Şimdi devam edelim gazetelerimizi sizlere aktarmaya. Sıradaki gazetemiz Osman Saffet Arolat'ın Dünya Gazetesi başyazarı yorumuna. Zorlamalar reel sektöre yansırken. Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu'nun bankacılık sektörünü zorlayan makroekonomik kararlarının sektörün sağlıklı işleyişini bozması kaçınılmaz gözüküyor. Siyasal yönetimin faiz işte faiz düştü demek adına getirdiği bu zorlamalar önce bankacılık sektörüne sonrasında reel sektöre yansıyacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre iç borç stoku oluşturan devlet tahvillerinin 5 yıl önce %46'sı bankacılık sektöründeyken 5 yıl içerisinde bu oran %76'ya ulaşmış durumda. 46'dan 76'ya 76 76'ya çıkmış. Dünya yazar arkadaşımız Profesör Doktor Fatih Özatay bankaların bundan bundan zarara uğrayacaklarının uğramalarının kaçınılmaz olduğunun altını çiziyor. Eski bir Merkez Bankası üst düzey yöneticisi olan Fatih Özatay bu uyarılarını şöyle kanıtlıyor. Başta merke başta faiz indirimi kararı alıp kuru sıçratıp enflasyonu yükseltiyorsunuz. Sonra kur yükselmesine karşın bir sürü yeni kararı hayata geçiriyorsunuz. Hiçbir ülke ekonomisinde faiz ile İlelebet düşük, düşük, hiçbir ülke ekonomisinde faiz ilelebet düşük kalmaz. Yükseldiği dönemler olur. Böyle bir gelişme bankaların eldeki tahvillerinden zarar yazması sonucunu getirecektir. Hatırlatayım, 2001 krizinde ülkemizde 21 banka sistem dışına çıkarak battı. Bunun üzerine Merkez Bankası için bağımsızlık bağımsızlık kararı alındı. Sonrasında bankacılık sektörünü güçlendirici kararlar vermeye yoluna devre, kararlar devreye girdi. 2008 krizi bankacılık sektörünün... Bu gücü sayesinde reel sektör tarafından da büyük zarar görmeden atlatıldı. Bankacılık sektörünün sağlam yapısı sadece kendileri için değil, reel sektör açısından da önemlidir. Bankacılık sektörünün sağlığı ilişki içerisinde olduğu tüm sektörlerde olumluluk sağlar. Bu nedenle Merkez Bankası'nın ve Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulunun bankaları zorlayıcı kararlar almaları konusunda uyarı dikkate alınmalıdır. Almaları konusundaki uyarı dikkate alınmalıdır ekonominin sağlığının sürekliliği için, bankaların sağlıklı yapısına ihtiyaç olduğu unutulmamalıdır. Kamu yönetimi, bankaları zorlayıcı, sağlıklı yapılarını bozucu kararlardan uzak durmalıdır. Bankaların yapısındaki olumsuzluklar hızla ekonominin üreten kesimlerine yansır, onların zarar görmesine yol açar. Bankacıların ve sağduş sahiplerinin uyarıları dikkate alınmalıdır. Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu ve Merkez Bankası'nın yasaklayıcı ve zorlayıcı kararları iptal etmeli, Kredi musluğu tekrar işler hale getirilmelidir. Şimdi burada özellikle bankacılık sektöründeki son dönemde İş Bankası Genel Müdürü'nün son çıkışı ve Merkez Bankası Başkanı'nın ve Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu'nun aldığı kararlarla makro ihtiyati tedbirlerin aslında ekonomiye doğru politikalarla uygulanması gerektiğini, bu tedbirler uygulanırken piyasa faizlerinin düşürülmesi adına da böyle zorlayıcı değil, teşvik edici ve bir anlamda da e, Türk lirasını liralaşmanın da önünü açacak şekilde geliştirilmesi gerekir. Bunu özellikle belirtiyor Osman Saffet Oral. Bu uyarılar e, hem reel sektörü hem de finans sektörünü çok yakından takip eden tarafsız bir göz tarafından yapıldığı için de altını çizerek. Ve dikkatlice defalarca okumak gerektiğini düşünüyoruz. Şimdi bir reklama gidelim. Reklamdan sonra gazetelerimize devam edeceğiz. Evet, ekonomi gazetelerinin başlıklarını sizlere aktarmaya devam edelim. Ekonomi basınında özellikle analiz gazetesine geldi. Şimdi sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan tahıl koridoru krizini Türkiye'ye çözdü açıklamasını yapıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı grup konuşmasında Rusya'nın Tahıl Koridoru anlaşmasından çekildiğini açıklamasının ardından Türkiye diplomatik girişim başlatmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Shagov'un Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a tahıl sevkiyatının devam edeceğini söylediğini belirtiyor ve ayrıntılarda gazetede yer alıyor. Devam edelim Analiz Gazetesi'ne. Evet, bu açıklama tabii ki piyasaları rahatlattı. Kredi faizleri de politika faizlerine yaklaştı açıklamasında bulunmuş. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yatırım, ihracat ve kobilerin kullandığı tüm kredi, almış oldukları makro ihtiyati tedbirlerin dışındadır. Bankalarca bu kapsamda kullandırılıp iktisadi faaliyete buluşacak tüm krediler Merkez Bankası tarafından desteklenmektedir ifadelerini kullandı Kavcıoğlu. Kredi faizlerini politika faizlerine yaklaştırarak üretimi destekledik diye konuştu. Bu anlamda işte de bankalarla merkez bankası arasında yaşanan bir kredi faizi ve piyasa faizi arasındaki polemik devam ediyor. Merkez bankası başkanı da polemiğe katılıyor. Devam edelim. İstanbul Ticaret Odası Türk dizi sektörünün haritasını çıkardı. Şimdi dizi ihracatında hedef 1 milyar dolar. İstanbul Ticaret Odası tarafından yayınlanan küresel değişim ve endüstrileşme sürecinde Türk dizileri raporu tanıtıldı. İTO Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, İTO'nun Türkiye'nin uluslararası ticaretten daha fazla pay almasını istediğini belirterek sektörlerimizin rekabet gücünün artırılması yönelik çalışmalara özel önem verdiklerini ifade etti ve Türkiye'deki dizi sektöründe endüstrileşmenin gerekli olduğunun altını çizerek yazar, yönetmen ve oyunculara kreatif yeteneklerini zorlayacak ve geliştirecek alanlar açılmalı. Türkiye'de üretilen dizilerin %75'i yaklaşık 150 ülkeye ihraç ediliyor ifadelerini kullandı. Kuralay ayrıca Türk dizileri ve yapımcılarında ülkemizin ilk etapta ihracat hedefini en az 1 milyar dolar olarak belirledik şeklinde konuştu. Türkiye dizi ihraç eden ve bundan da gelir elde eden bir ülke haline geldi. Bu da 1 milyar dolara yaklaştı. Analiz gazetesinin haberinde bunun detaylarını zaten görebilirsiniz. Devam edelim. Kredi ödemeler, özellikle kredi kartlarındaki ödemeler 363 milyar liraya ulaştı. Banka kartlarıyla Eylül ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre artarak 128 yüzde 128 artarak 363.4 milyar lira oldu. Bu ödemelerin 288.2 milyar TL'si kredi kartlarıyla yapılırken 68.8 milyar TL'sinde banka kartları 6.4 milyar TL'sinde ise ön ödemeli kartlar, kredi kartı kullanma oranımız arttı. Bu Türkiye'nin aslında bireysel borçluluğunun, kredi kartı borçluluğunun da arttığını gösteriyor. Bizim olmayan paraları harcıyoruz, borçlanarak para harcıyoruz kredi kartlarıyla, borçlanarak büyüyoruz kişisel olarak. Kırsal kalkınmaya 30.2 milyar liralık destek Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kırsal kalkınma amacıyla 2002 yılından bu yana verilen yaklaşık 30.2 milyar liralık destekle 508 bin kişiye iş imkanı sağlandı. Destek ödemeleri gelecek yıl içinde gelecek yıl için 54 milyar liraya ulaşacak. Ayrıca bu yıl 19.700 makine ekipman alımı için 350 milyon lira hibe desteği olacak. Destekler devam ediyor tabii ki bu destekler özellikle tarım sektöründe pozitif ayrımcılık yaparak fazla fazla yapılmalı, hibe yoluyla da yapılmalı, vergilerden arındırılmalı, üretimin önündeki bütün engeller kaldırılmalı özellikle tarım sektöründe diyoruz. Ve şimdi sizler için seçtiğimiz haberlere gelelim. Haberlerde tabii ki öncelikle Borsa İstanbul diyoruz ve Borsa İstanbul endeksi 0.2 %0.42 kazançla 4071 puandan dün kapanışı gerçekleştirdi. Ve işlem hacmine baktığımız zaman 77 milyar liralık bir işlem hacmi var. 17.20 puanlıkta bir artış var bir önceki güne göre. Bankacılık endeksinde %1.3 değer kaybederken holdingler 0.26'lık bir değer kazancı gerçekleştirdiler. Sektör endeksler arasında en fazla değer kazanan sektörler 3.61 ile iletişim. En çok gerileyense 1.80 ile finansal kiralama ve faktoring şirketleri oldu sevgili izleyiciler. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Başkanının dün akşam saat 21.30'da açıkladığı faiz kararı 75 bas puanlık faiz artışı kararının ardından bugün özellikle İngiltere Merkez Bankasının açıklayacağı faiz kararına bakıyoruz. İngiltere Merkez Bankası Bank of England acaba bugün ne açıklayacak? Orada da bir 75 bas puanlık faiz artışı bekleniyor. Ee, Avrupa Merkez Bankası'nın tabii ki başkanı Christian Lagarde'ın açıklamalarının piyasanın odağında olacak. Lagart'ın açıklamalarına da bakacağız. Ve veri gündeminde yurt içinde özellikle bugün enflasyon rakamı açıklanacak. İşte en çok merak edilen, beklenen İstanbul Ticaret Odası 108.8 olarak açıklamıştı enflasyon aranını. Bakalım TÜİK'in açıklayacağı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı enflasyon oranı ne çıkacak? Bugün saat 10'da da enflasyondan tanışacağız. Bakalım enflasyon %90'a geçti mi, geçmedi mi? Tartışmaları bakalım, anlayacağız, göreceğiz. Yurt dışında ise özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde fabrika siparişleri, da gelecek olan PMI verilerine bakacağız. Euro bölgesinde işsizlik oranı açıklanacak. İşsizlik oranı ne? Ona bakacağız. Çin'de hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeksi PMI'ları ön plana çıkacağız. Çin'in ekonomik verilerinin öneminin neden olduğunu söylemiştim. Dünyadaki enerji fiyatlarının artma azalması ve enerji fiyatlarına bağlı olarak enflasyonun artma azalma sebebi de Çin'i endeksli. Yani ne diyoruz? Dünyadaki krizin rotasını, Çin'deki sıfır Covid politikasının ne kadar devam edeceği, ne zamana kadar devam edeceği belirleyecek. Çin üretime başlayacak mı? Ne zaman başlayacak? Ne kadar yapacak bu üretimini? Bunu yaparken ihracatı Çin'in ithalatı ne olacak? Üretim verileri ne olacak? Bu dünyadaki aslında bütün ülkelerdeki enflasyonist da artacak mı? Azalacak mı? Akaryakıt fiyatlarının artıp artmasıyla beraber bunu göreceğiz. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı grup konuşmasında AK Parti grup konuşmasında da açıkladı ve tahıl koridoruyla ilgili sevkiyatın önceki e, yıllar önceki önceden planlandığı gibi devam edeceğini söyledi. AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le yaptığı görüşmede tahıl sevkiyatının başlayacağını duyurdu ve Putin ile yaptığımız görüşme üzerine Sayın Putin e, özellikle savunma bakanına verdiği talimatla Rus Savunma Bakanı Şaygu'yla bizim Savunma Bakanımız Hulusi Akar'ı arayarak bugün 12'den itibaren tahıl sevkiyatının devam edeceğini açıkladı. Öncelikle Afrika'nın fakir ülkelerine bu koridor işletilecek. Cibuti, Sudan ele almayı tavsiye etti. Bunu da yapacağız demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Küresel ekonomik krizin sebep olduğu hayat pahalılığıyla mücadele ana önceliğimiz olmayı sürdürüyor. Avrupa'sından Amerika'sına kadar tüm dünya son 60-70 yılın en yüksek enflasyon rakamlarıyla boğuşurken hamdolsun ülkemizde ekonominin çarkları dönüyor. Daha birkaç ay öncesine kadar Rusya-Ukrayna krizinde ülkemizin takip ettiği dengeli politikayı eleştirenler şimdi dünyanın her yerinde bize örnek alıyor. Aynı şekilde faizleri düşürerek üretimi ve istihdamı destekleme politikamızın da ne kadar isabetli olduğu gün geçtikçe daha iyi görülüyor. Birleşmiş Milletler'den uluslararası kuruluşlara ve ekonomistlere varıncaya kadar birçok kurum, şahıs ve kuruluş bizim enflasyonla faiz arasında kurduğumuz sebep-sonuç ilişkisine hak veriyor. Yılbaşından sonra göreceksiniz. Dünyada biz nasıl faizi düşürüyorsak dünyada da faizin yükseltme değil, indirmeye başladıklarını göreceksiniz. Milletimize temel ihtiyaç maddelerini ulaştıran perakende piyasasındaki dengesizlikleri düzeltmek için kurduğumuz kooperatif marketlerimiz aynı zamanda üreticiyle tüketici doğrudan buluşturuyor. Şimdilik... 1335'e ulaşan bu marketlerimizin sayısını en kısa sürede 2000'in üzerine çıkartacağız. Ayrıca ilk etapta altı şehrimizde 250 noktada uygulamaya başlayacağımız KOK Bakkal projesiyle de vatandaşlarımıza temel tüketim maddelerini bakkal formatındaki satış yerlerinde ulaştırmayı planlıyoruz. Sayın Putin'le dün yaptığımız görüşme üzerine Rusya Savunma Bakanı Sayın Şoygu, Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar'ı arayarak bugün saat 12'den itibaren tahıl sevkiyatının eskiden planlandığı gibi devam edeceğini bildirdi. Evet efendim, şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan da söyledi. Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin de dün yaptığı açıklamada Türkiye'nin Ukrayna'dan özellikle Türkiye'ye tahıl tedarini engellemeyeceğini bildirdi ve Putin Rusya Güvenlik Konseyi ile yaptığı toplantıda Türkiye'nin diplomatik girişimleriyle Rusya'nın tekrar dahil olduğu Ukrayna'dan tahıl sevkiyatına yönelik anlaşmayla ilgili Ukrayna'nın sevkiyat için belirlenen insani koridoru Rus gemilerine saldırmak için kullandığını anlatar, bir, açı, yani bir konuşma yapıyor ve bunu bir kere daha altını çiziyor. Bu nedenle Tahıl Anlaşması'ndaki katkılarımızı askıya aldık. Ee, Ukrayna tarafından gelecekte böyle bir olayın yaşanması konusu, yaşanmayacağı konusunda garantiler talep ettik açıklamasında bulunuyor. Bir daha Ukrayna'nın böyle bir davranışı yapmasını istemediklerini söylüyor. Ee, ve Rusya'nın çekilme hakkını saklı tuttuğunu belirtiyor Rus lider Putin, Türkiye'nin arabuluculuk çalışmalarıyla e, durumun e, açıklık kazandığını işaret eden Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanlığı Türk tarafından Ukrayna'nın söz konusu garantilerin verildiği bilgisini de aldığını ve koridorun yeniden açılabileceğini ifade etmiş. Bu bağlamda ben de anlaşma kapsamındaki çalışmalarımıza devam etme talimatını verdim diyor Rus Devlet Başkanı. Bu arada dış ticaret rakamları açıklandı. Dış ticaret açığı Ekim'de %430 artarak 8 milyar dolar oldu. Sadece Ekim ayındaki dış ticaret rakamı 8 milyar dolar olarak gerçekleşti. PMI verilerindeki düşüşe rağmen Ekim ayında artış kaydediyoruz ihracatta özellikle. Bu arada ihracat 2.8'lik yükselişle 21.3 milyar dolar oldu. İthalatsa %31.9'luk artışla 29.3 milyar dolara çıktı. İlk 10 ayda ise 510 milyar dolar oldu dış ticaret hacmi. Dış ticaret açığı da 91.1 milyar dolara yükseldi. 91.1 milyar dolara yükseldi. Şimdi bununla ilgili haberimiz hazırsa haberimizi bir izleyelim. Değilse devam edelim. Evet haberimize bakalım. İracatımız geçtiğimiz yıla kaldığı ümeyi bu yılın ilk 10 ayında da devam ettirmiş ve her ay olduğu gibi en yüksek aylık ihracat değerine ulaşmıştır. Ekim ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde üç artışla 21,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Ocak-Ekim dönemi ihracatımız ise yüzde on beş artışla 209,5 milyar dolara yükselmiş bulunuyor. Enerji ve emtia fiyatlarında yaşanan sert artışın etkisiyle ithalatımız Ekim ayında 29,3 milyar dolar olurken bu rakamın yüzde 26'sı enerji ithalatı kaynaklıdır. Benzer şekilde Ocak-Ekim döneminde ithalat artışımızın yüzde 51'i enerji ithalatından oluşmuştur. Bu dönemde enerji hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 89 olarak kayıtlara geçmiştir. Öte yandan son dönemde altın ithalatındaki yükselişte ithalatımızda yaşanan artışta etkili olmuştur. Söz konusu artış Ocak-Ekim döneminde de devam etmiş olup toplam altın ithalatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 198 artarak 15,2 milyar dolara yükselmiştir. Öte yandan paritenin dış ticaret rakamlarımız üzerindeki olumsuz etkileri de devam etmektedir. Bu yılın ilk 10 ayında parite kaynaklı dış ticaret açığımız 2,8 milyar dolar daha fazla olmuştur. Evet Mehmet Muş Ticaret Bakanı'nın yaptığı açıklamada özellikle Ekim ayına ilişkin dış ticaret verileri değerlendirilirken ekonomik ekonomideki dünyadaki ekonomilerindeki durgunluğa da dikkat çekti ve Rusya-Ukrayna savaşı, enerji krizi, ABD ve Avrupa'da sıkışan mali koşulların ekonomiyi de olumsuz yönde etkilediğini belirtiyor Mehmet Muş. IMF raporunda küresel büyüme oranının %2'nin altına düşme ihtimalinin güçlendiğini belirtiyor ve birçok öncü göstergenin yanı sıra PMI verileri özellikle Avrupa'da beklentilerin üzerinde bir yavaşlamaya işaret ettiğini belirtiyor ve ihracatın geçtiğimiz yıl yakaladığı ivmeyi bu yılın ilk 10 ayında da devam ettirdiğini hatırlatıyor. Ama burada da paritenin dış ticarete olumsuz bir etkisi var. Biliyorsunuz 10. ayda açık, yapılan açıklamalarda 10 milyar dolardı paritenin dış ticaret rakamlarına olan olumsuz etkisi. Yani Türkiye 10 milyar dolar daha fazla kazanabilecekken 10 milyar dolar eksik kazanmış oldu. Euro ile biz satış yapıyoruz doğal olarak Euro gel satış yaptığımız için Avrupa bölgesinden aldığımız gelirin azalması 10 milyar dolarlık bir zararımıza yani kardan zarara sebep oldu diyelim. E, paritenin dış ticaret rakamlarımız üzerinde olumsuz etkileri de devam ediyor diyor Ticaret Bakanı Mehmet Muş. Bu yılın ilk 10 ayında parite kaynaklı dış ticaret açığımızın e, 2.8 milyar daha fazla olduğunu söylüyor. Yani rakam büyüyor artı 2.8 milyar daha olduğunu ifade ediyor. Bu doğrultuda hizmet ihracatımız yılın ilk 8 ayında %66'lık artışla 52.5 milyar doları yakalayarak mal ihracatına pozitif katkı sağladı. Hizmet ihracatındaki artışın olumlu yönde katkı sağladığını belirtiyor. Şimdi bu arada Tim Başkanı Mustafa Gültepe'nin de bir açıklaması var. Bazı sektörlerde talep artışları başladı diyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, yılbaşından bu yana euro dolar paritesinin ihracata olumsuz yansıdığını belirtiyor. Kendisi yine Ekim ayında parite kaynaklı kaybımız 1,5 milyar doları, 10 aylık kaybımız 11,5 milyar dolar. Hah, şimdi geldi rakam, 11,5 milyar dolar toplam 10 ayın sonunda uğranan, kardan kar edebilecekken edemediğimiz, Kazanabilecekken kazanamadığımız kardan zararımız 11.5 milyar doları aştı. İşte 12 milyar dolarlık bir rakamdan bahsediliyor. 2022'de 250 milyar doların ihracat hedefine başlamıştık. Önümüzde iki ayımız var. Bakalım iki ayda bu hedefe ne kadar gelecek Türkiye Cumhuriyeti? 250 milyar doları bakalım bulabilecek mi? 250 milyar dolarlık ihracatı gerçekleştirebilecek mi? E, baktığımızda 209 milyar dolar şu andaki toplam ihracatımız 209 milyar dolar, 250 milyar dolar hedef koyulmuş durumda. Bu ara ihracatçılardan TOKA destek e, mesajları gelmeye devam ediyor. Geçen yılın Ekim ayına göre kilogram katma değer fiyatı %18.7 artarak 1.64 dolara yükselmiş. Türkiye'nin şu anda 1.64 dolarlık bir kilogram katma değer fiyatı var. Yani yaptığınız ihracatta... Yap, ihraç ettiğiniz ürünlerin kilogram fiyatı 1.64 dolar. Bunun 6-7 dolarlara ortalama çıkması gerekiyor ki Türkiye'nin ihracatının, ithalatını karşılamasının ve dış ticaret açının verilmemesinin tek ve yegane yolu bu. Bu da teknolojiye yapacağınız yatırımlarla daha katma değerli ürünler üreterek ancak gerçekleştirebilir. Cumhuriyet Bayramı'nda diyor ilk banttan indirilen yerli otomobilim stok inşallah diyor dünyaya aranan bir marka haline gelecek. Ve biz de bunu için sabırsızlıkla bekliyoruz diyor. Şimdi otomotiv sektörü liderlik koltuğundaki yerini geri aldı sevgili izleyiciler. Otomotiv sektörü uzun bir aradan sonra kimya sektörünü geçerek Ekim ayında lider sektörü oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 yılının ocak ekim dönemini kapsayan 9 ayında %4.7 daralarak 585.752 adete indi. Otomobil Distribütörleri Derneği verilerine göre bu dönemde otomobil satışları geçen yıla oranla %6 azalarak 446.664 adete, hafif ticari araç satışları ise %0.4 azalarak 139.088 adete geriledi. Aylık bazda bakıldığında ise Ekim'de otomobil ve hafif ticari araç pazarı %14.9 artarak 65.222 adete, otomobil pazarı %17.1 artışla 47.440 adete ve hafif ticari araç pazarı %9.5 artışla 17.782 adete ulaştı. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Ekim ayı ortalama satışlarına göre %1 artarken Otomobil pazarında %4.6 daralma, hafif ticari araç pazarındaysa %19.7 büyüme gözlendi. Bu dönemde otomobil pazarında en fazla satış %87.8'de vergi oranı düşük A, B ve C segmenti araçlarda gerçekleşirken, C segmenti araç satışı 227.813 adetle %51, B segmenti araçlar ise 162.181 adetle %36.3 pay aldı. Bu pazarda tipine göre en çok tercih edilen model ise 182.599 adetle 40.9 pay alan SUV otomobiller olurken, onun 166.410 adeti de 37.3 pay alan sedan model araçlar takip etti. Hafif ticari araçlardaysa tercih yüzde 75.8 ile van gövdeli araçlardan yana oldu. Öte yandan otomobil pazarında motor tiplerine göre satışlar %70.8'de benzinli araçlardan yana ağırlık kazanırken, dizel araç satışları %16.7, hibrit araç satışları %9.8, otogazlı araç satışları %1.6 pay aldı. Toplam elektrikli araç satış miktarı ise 4939 adet oldu. Şimdi otomotiv sektörü liderliği aldı. İkinci sırada kimya sektörü var. Şimdi baktığımız zaman Ekim ayı ihracatında öne çıkan bir takım rakamlar var. Size bir takım rakamları analiz edeceğim. 1806 firma bu ay ilk kez ihracat yapmış sevgili izleyiciler. Yeni firmalar Ekim ayında yeni firmalar Ekim ayında 113 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmiş. Bu 1807 firma. E, birim ihracat değeri geçen yılın aynı oranına göre %18.7 artışla 1.64 dolar yükselmiş. Yani katma değer artışı 1.64 katma değerli ürün fiyatı değeri. Ekim'de 217 ülke ihracat yapılmış. 217 ülkeye ihracat yapılmış. 100, 217 ülkeye ihracat yapılmış. 114 ülkeye de yapılan ihracatta artış sağlanmış. Yani bu performansın ülkelere yapılan performanstaki artışını da bizde göstermiş oluyor. En çok ihracat yaptığımız ülkeler Bunlar önemli şimdi. Almanya birinci sırada. Demek ki neymiş? Almanya'nın ekonomisinin kötüye gitmemesi gerekiyormuş. Almanya ekonomisindeki resesyon, daralma, durgunluk, oradaki üretimin azalması, onların bizden olan ithalatını da, yani bizim Almanya ya yaptığımız olan ihracatın da azalmasını beraberinde getirir. O yüzden Almanya ekonomisine ee, ekonomisinin daralmaması, küçülmemesi ve Almanya'nın resesyona girmemesi gerekiyor. Yani biz bunun için sevinmememiz lazım. Almanya'nın güçlü olması lazım ki bizim Almanya'ya olan ihracatımız artsın. Çünkü Almanya yaptığımız ihracat ve Almanya'da yaptığımız ithalat karşılaştırdığımız zaman bir denge var burada. Yani Rusya'ya 13 satıyorsunuz, Rusya'ya Rusya'dan 13 birim alıyorsunuz, 1 satıyorsunuz, biri e 13. Çin'e bir satıyorsunuz, 14 alıyorsunuz. Almanya'ya bir satıyorsunuz, bir alıyorsunuz. Yani o yüzden gelirimiz bizim Avrupa Birliği ülkelerinden. Bunun altını çizelim. İkinci ülke Irak. Irak pazarı bizim için son derece önemli. Irak merkezi hükümeti ilişkilerin son derece iyi olması lazım. Üçüncü olarak da Amerika Birleşik Devletleri. Bakın Amerika Birleşik Devletleri ile yaptığımız ticarette de bir denge var. İhracatımızın önemli bir bölümü Amerika Birleşik Devletleri'ne. Üçüncü sırada yer alıyor. Yani Rusya ve Çin gibi değil. O yüzden bu ülkelerle ilişkilerimizin işte daimi dostluklar, daimi düşmanlıklar olması hikayesi bu. Şimdi bu arada ihracat Ocak-Ekim döneminde 209 milyon doları aştı. İhracat ve 10 ayda geçen yıla göre %14 oranında bir artış gösterdi. Son 12 ayda ise 253 milyar doları aştığını görüyoruz. Yani şimdi baktığımız zaman 209 milyar dolar, şimdi Kasım ayı gelecek, Aralık ayı gelecek. Bunlarla beraber 10 milyar, 10 milyar daha dolar daha almış olsa 230-240 milyar dolarla muhtemelen Türkiye bu yılki ihracatını da tamamlamış olacak. Bu saat diliminin son haberinde ise Eylül'de yapılan kredi kartı ödemelerinin 363 milyar liraya ulaştığını söylüyoruz. Yani Kullanılan kredilerin ve kredi kartıyla yapılan borçlanmalar %128 artmış. Yani vatandaş geliri düştüğü için, giderleri arttığı için, enflasyon yükseldiği için, hayat daha pahalı olduğu için ne yapıyor? Kredi kartına yükleniyor ve kredi kartıyla harcamalarını yapmaya devam ediyor. Borçlandığını ve borçluluk oranında yükseldiğini burada hatırlatalım ve şimdi kısa bir reklam görürüz.